Hikmet Baba evde mi? Ya abi Allah aşkına şu adama Hikmet Baba deyip deyip durma ya. Bak ortalık yerde de konuşuyorsun, millet yanlış anlayacak. Niye lan? Ne demek niye ya? Tüme bak ya. İyi oğlum. Ya maazallah seninle kardeş mardeş sanarlar beni. Sonra milletin dilinden kurtulamayız. Manyak mısın lan sen? Sen benim kardeşim olsun. Günde 3 defa döverim lan seni. Ya, genelde böyle benim kadar yakışıklı olmayan genç erkeklerde böyle bir etkim oluyor. Yani kabul ediyorum bunu. Allah Allah. Yani beni dövmek istiyorlar ama biraz zor. Biz üniversitede body çalışıyoruz, body. Koçuyor. Öyle kartonlarla var ya teker teker kırarım. Gelsene lan sen buraya. İyi. Gelsene oğlum gel gel. Gelemesi bedava. Gel bekle bekle dur gel. Ne oluyorsunuz ulan? Niye çıktı bu kavga? Vallahi baba bilmiyorum ya. Babir abi niye çıktı bu kavga ya? Kutu yüzünden. He? Kutu. Hadi, hadi işinize bakın hadi. Keratalar sizi. Baksana, bu işi iki bire temizler ha. Ne diyor? Koş. Tamam. Hikmet baba görmesin. Durumu nasıl? Ameliyattan çıktı. Yoğun bakımda. Doktor durumu çok kritik diyor. Birilerini ayarla hemen. Hademe mademe. Bu gece işi bitmeli. Abi hastanede şimdi çok zor. Acele etmesek belki de kendi kendine hallolacak zaten. Olmaz. İşimizi şansa bırakamayız. Kendine gelir gelmez yapacağı ilk iş hepimizin ipliğini pazara çıkarmak olacaktır. Sağlam yerden haber aldım. Savcıyı ötmeyi planlıyormuş. Olan bana olur. Kendi oğlunun başını yakacak hali yok ya. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor değil mi? Ne ben eski babam, ne de sen benim o günahsız küçücük kızım. Ben zaten hiçbir zaman senin o günahsız küçücük kızın olmadım ki be baba. Hiç izin vermedin çünkü sen buna. Bir dönüp bakmadın. Bir sarılıp öpmedin. Aç mısın, tok musun diye bile sormadın. Sen gittikten sonra olanları ben saymıyorum bile. Bir bilsen. Bir bilsen var ya baba, senin bile dudağın uçuklar. Ama bilmeye lüzum yok. Çünkü sen benim için yoksun artık.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.